Bültenimizin açılışında aktarmıştık. Amerika Birleşik Devletleri'nin önde gelen üniversitelerindeki Filistin yanlısı gösterilere yönelik sert polis müdahalesi o gerginliğin daha da tırmanmasına neden oldu. Şimdi o sert polis müdahalesine ilişkin görüntüler ekranlarımıza gelirken ben de detayları sizlerle paylaşayım. Bu sert müdahalelere karşı öğrenciler ve akademisyenler eylemlerini ara vermiyor. Beyaz Saray ve İsrail yanlısı lobilerin hedef göstermesiyle yüzlerce kişi işte bu şekilde gözaltına alındı. Kampüsten gelen görüntülerde öğrencilerin ve akademisyenlerin yere yatırılarak ters kelepçeyle şu anda görüyorsunuz işte bu şekilde yere yatırılıyorlar, ters kelepçeyle gözaltına alınıyorlar. Akademisyenler de var. Sadece öğrenciler değil. Aralarında akademisyenler de ters kelepçeyle Amerikan polisi tarafından gözaltına alınıyor. Hatta Teksas valisinin bir açıklaması söz konusu. O da protestolara katılan öğrencilerin sınır dışı edilmesi gerektiğini savundu Teksas valisi Greg Abbott. Netanyahu'nun protestoları durdurma çağrısıysa Başkan Biden'ın kınaması ve çevik kuvvet güçlerinin kampüslere yollanarak öğrencilerin gözaltına alınması bir soru işaretini ortaya çıkardı. O da acaba İsrail hükümeti Amerika Birleşik Devletleri'nin iç işlerine bir kez daha mı etkide bulundu ya da zaten hali hazırda olan etkisi daha da fazla arttı mı şu son süreçte? Sorumuz bu. Aynı zamanda acaba bu sert müdahalenin arkasında İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu mu var? Çünkü Netanyahu'nun özellikle bu protestoların engellenmesine ilişkin yaptığı açıklamalar söz konusu. Direkt iftira dedi. Atılan yani bütün kanıtlara ve aynı zamanda protestolarda söylenen bütün söylemlere iftira dedi ve geçti İsrail Başbakanı. Konuşacağız. Konuğumuz var. Kocaeli Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor İrfan Kaya Ülger bizlerle birlikte. Bu görüntüler üzerinden konuşacağız İrfan Hoca ile birlikte. Şimdi görüntüleri bir yandan ekranlara getiriyoruz. Akademisyenler de gözaltına alındı demiştik. O akademisyenlerden bazıları ekranlarınıza geldi. Columbia Üniversitesi'nde başladı bu protestolar. Evet, İrfan Hoca'yı da gördük. Öncelikle hoş geldiniz İrfan Hocam. Merhaba Kaan Bey, iyi yayınlar dilerim. Amerika Birleşik Devletleri'nde üniversitelerde gerçekleşen protestolara uygulanan sert müdahaleyi ve aynı zamanda gözaltına alma şeklini gösterdik ABD polisinin. Bu sert müdahalenin arkasında sizce kim var yani? Netanyahu mu var? Netanyahu'nun bir çağrı yaptığını biliyoruz. İşte bu gösterilerin yaygınlaşmasını antisemitizm, Yahudi karşıtlığı olarak nitelendirdi. Batı'da bu konuda bir hassasiyet var. Bu kavramın geçmişteki durumuna bakacak olursak 19. yüzyılda Batı Avrupa'da Yahudi karşıtlığı antisemitizm olarak adlandırılıyordu. Rusya'da bu kapsamdaki Yahudilere karşı tavır tutum almada pogrom olarak adlandırılıyordu. İki Dünya Savaşı'ndan sonra Holokost, Yahudi soykırımından sonra bu kavramı kullanarak Yahudiler dünya genelinde kendilerine yönelik tepkileri bastırmaya çalıştılar. Şimdi ABD üniversitelerinde, önde giren üniversitelerde gösterilerin arttığına tanık oluyoruz. Benim bilebildiğim kadarıyla Vietnam Savaşı döneminde bu kategori gösteriler olmuştu. Şimdi onun benzeri ve yayılma ihtimali çok daha güçlü olan Amerikan üniversitelerinin önde gelenlerinde gösteriler başladı. Neye tepki gösteriyorlar? Aslında göstericiler burada soykırıma tepki gösteriyorlar. İşte soykırım tanımıyla birebir örtüşüyor. Göstericiler sivil halkın savaşa hayır diyor. Yani evet, işte ona tepki gösteriyorlar. Ama göstericilerin İtham edilmesi, suçlanması, Yahudi karşıtlığıyla antisemitizmle suçlanması çok hayatın gerçekleriyle örtüşmüyor. Ama bu kategori Gazze'de saldırganlık devam ederse ve gösterileri dışarıdan jandarma kuvvetleri eyaletlerdeki görevli polisleri getirerek bastırmaya çalışırlarsa daha da yayılma tehlikesi var. Tam anlamıyla benzin dökme olarak da bunu tanımlamak mümkün. Hele üniversite kampüslerine bu lokal kuvvetlerin girmesi, öğrencileri, akademisyenleri tutuklaması tamamen bilim dışı, mantık dışı bir yaklaşımla olaylara müdahale edildiğini gösteriyor. Tabii ki Netanyahu burada bu olayların yayılmasını önlemeye çalışıyor ama kullanılan yöntem tam tersi yönde bir sonuç verecek gibi gözüküyor. Yani buradaki gerginliği artıracağını ifade ediyorsunuz. Bu yayılacak çünkü bir taraftan da
çıplak biçimde gözüküyor ki oradaki soykırım, İsrail'in şiddet uygulanması, bundan mütevellit Amerikan hükümetinin eleştirilmesi, bunlar hep haklı talepler. Bu arada sadece Benjamin Netanyahu değil, yani Washington'ın da göstericileri Yahudi karşıtlığıyla suçlaması. Bu da size yani işte gerginliği körükleyen. Evet. Yani Amerikan hükümeti içerisinde de İsrail'in belli bir ağırlığı, nüfuzu var. Bunu görüyoruz. Bir taraftan insani kaygılarla işte sivillere yönelik insani yardımların arttırılması, sivillere şiddet uygulanmaması öne sürülüyor. Ama öte taraftan işte en son gördük, daha yeni 95 milyar dolarlık bir paket geçti. Bunun 26 milyar doları İsrail'e gidiyor. İşte 61'i Ukrayna'ya gidiyor. 8 milyar veya 6 milyar doları da, bakiye kalanı da Tayvan'a gidiyor. Ve İsrail'e verilen miktarın içerisinden 7-8 milyar dolarının da insani yardım amacıyla kullanılabileceğinden bahsediliyor. Yani Gazze'ye aktarılacağından bahsediliyor. Fakat bu saldırganlığı, soykırımı Amerika'nın desteklediği gerçeğini değiştirmiyor. Sadece belki o konuda da hassas olduğumuzu göstermek istiyoruz. Mesajı anlamı taşıyor. Netice olarak Netanyahu'nun... Anlamadığım bir nokta var. Özür dilerim ama yani araya da girmek istiyorum. Şimdi Amerika Birleşik Devletleri'nde seçim söz konusu Kasım ayında. Konuşuyoruz. İlerleyen günlerde daha da fazla konuşacağız. Daha da fazla gündemimize gelecek. Görünürde iki aday söz konusu. Joe Biden'la Donald Trump. Şimdi Donald Trump'ın politikalarının özellikle İsrail'in lehine ne kadar sert olduğunu biliyoruz. Joe Biden da bu noktada ya da Joe Biden hükümeti olarak adlandırayım. Bu kadar sert müdahale etmesinin temel nedeni ne? İsrail'in Amerikan siyasetindeki ağırlığı olarak bunu görmek lazım. ABD siyaseti üzerinde İsrail'in nüfuzu ağırlığı bizim tahminlerimizin çok ötesinde. Oradaki mali kuruluşlar, finans, kapital, bunlar işte belli bir sistem dahilinde siyasal partilere destek sağlıyorlar seçim öncesinde ve partilerin en önemli finansman kaynaklarından birisi fertlerin bağışlarının dışında bu şirketlerin koordine edilmiş bağışları. Bunların arasında ön sırada Yahudi sermayedarları giriyor. Yani onlardan destek almak istiyorlar. Bu meselede İsrail'e kayıtsız destek verdiklerini göstermek istiyorlar. Bu konuda rekabet halinde iki parti. Demokrat Parti biraz daha geçmişten bugüne baktığımızda iki devletli çözümden yana, Trump ise en azından cumhuriyetçilerin pratiği olarak İsrail ile komşularını barıştırarak bir başka yoldan orada İsrail'in meşruiyetini tesis etmeye çalışıyor. Burada tabii kamuoyunun beklentisinin çok gerisinde aşırı İsrail yanlısı bir görüntü sergiledi Joe Biden hükümeti. Bir taraftan da işte işgali sonlandırın, sivillere insani yardımın kapısını açın, uzlaşma sağlayın çağrıları var. Ama öte taraftan da Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ndeki engellemelerini biliyoruz. Bu açıdan baktığınızda ABD siyasetinde Yahudi ağırlığının gücünü gösteriyor buradaki müdahaleler. Şimdi Amerika Birleşik Devletleri ilk günden itibaren Amerika Birleşik Devletleri destek veriyordu. Çelişkili davrandı. Hayır, şu anlamda söylüyorum. Bazı destekleri söz konusuydu. Söylemde ilk günlerde desteğini verdi. Sonra İsrail'in saldırıları artınca, artık yani soykırım niteliği taşıyan saldırılar haline dönmeye başlayınca retorikte, söylemde bir farklılık vardı Amerika Birleşik Devletleri'nde. Ama özellikle İran'la İsrail çekişmesinden sonra, o sürtüşmesinden ya da işte misillemelerin ardından tekrar Amerika Birleşik Devletleri'nin tam aynı 7 Ekim'deki, 8 Ekim'deki gibi, hatta belki ondan daha da fazla İsrail'in arkasında durduğunu şu anda görüyoruz. Şimdi bu değişiklik, ben hiç yanlışım olmasın, yani eğer yanlışım varsa düzeltin, herhangi bir üniversitede, herhangi bir noktada protestoların bu kadar sert bir şekilde durdurulmaya çalışıldığını görmedim Amerika Birleşik Devletleri'nde. Evet, kongre destek veriyordu ama halk isyan ettiğinde, öğrenciler isyan ettiğinde buna ABD polisi bu kadar sert tepki vermiyordu. Protestoya izin veriyordu. Şimdi o protestoların da engellendiğini görüyoruz. Buradan şu mesajı çıkartabilir miyiz? Netanyahu ya da İsrail Gazze'de daha da artık sert saldırılarda bulunacak mesajını çıkartabilir miyiz? Çünkü artık Amerika Birleşik Devletleri'nde de hiçbir karşıt görüşe izin verilmiyor. Görüyoruz görüntülerde.
Yani ABD bu konuda işte refah bir saldırı yapılmamasını Netanyahu'ya teklif olarak götürdük. Bizi dinlese iyi olur diye ılımlı mesaj veriyor. Belki örtülü biçimde onay da veriyor. İran-İsrail gerginliğinin... Şu an karşı çıkmıyor Amerika Birleşik Devletleri bu arada. Son açıklamalarda söylem değişti. Evet. İran-İsrail gerginliğinin mevcut aşamada gittikçe sönümleneceğini bekleyebiliriz. Her an bu gerginliği İsrail tırmandırabilir. Fakat dikkatler bundan sonra Gazze üzerinde fokuslanacak. Bir taraftan geçici de olsa bir ateşkes sağlanması, çözüm ihtimali, işte müzakereler, Arap barış gücü geliştirilmesi, Birleşmiş Milletler'in devreye girmesi, Hamas'ın elimine edilmesi bunlar konuşulacak. Öbür taraftan da tüm bunlar yapılmadan önce acaba Refah'a İsrail bir saldırı yapacak mı? İsrail savunma güçleri adına yapılan bir açıklamada da son hazırlıkların yapıldığı, yeni bölgeye asker sevkiyatı yapıldığından bahsediliyor. ABD burada zımni olarak örtülü biçimde onay vermiş gibi gözüküyor. Temel bakış açıları, yaklaşımları şu: Hamas'ın önde gelen savaşçılarının bir kısmını kontrol ettik. Son böyle ortadan kaldırmak için çaba gösterdiğimiz fakat ele geçiremediğimiz Hamas savaşçıları burada. Yani ABD'yi bu yönde bir baskı altında tutarak onların desteğini sağlamaya çalışıyor ve örtülü biçimde de sağlamış olabileceğini düşünüyorum. Peki, çok teşekkür ediyorum İrfan Hocam. Sizin bahsettiğiniz konuya bir ek yapayım, öyle kapatayım. Şimdi bizim ekip arkadaşlarımız Serdar Er ve Emir Ünlü de aslında şu anda Gazze sınırında haber takiplerini, haber nöbetlerine devam ediyorlar. Onlar da Kerem Şalom sınır kapısına giden yolda Refah saldırısına hazırlanan İsrail'in askeri sevkiyatını görüntülemişti. Siz bahsettiniz, ben de bir ek yapayım isterim. CNN Türk ekibi Serdar Er ve Emir Ünlü'nün görüntüleriyle de aslında biz o asker sevkiyatını dünyaya gösterdik. Çok teşekkürler İrfan Hocam. Önemli değerlendirmeleriniz. Evet, takip edeceğiz. Evet.